Güzel ve haftanın son iş gününden mutlu günler, çalışma hayatının en önemli aktörlerinden KITAMS'ı değerlendireceğiz. KITAMS sendikal hareketi daha doğrusu değerlendireceğiz. İki ülke arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye hükümeti arasında iş gücü anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması ilişkin tasarının meclisten geçmesiyle yerel ve yabancı iş gücü tartışmaları alevlendi. Anlaşma ile artık işverenler çalışma dairesini devre dışı bırakarak Türkiye'den iş bulma bürolarından işçi getirebilecek. Hükümet tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti adına Türkiye ile imzalanan bu anlaşma nedeniyle hem muhalefet partileri hem de işçi sendikaları tepkili. Çalışma dairesinin bypass edilerek yapılacak bu uygulamanın doğru olmadığı belirtiliyor. Benzer bir tepki de sendikalardan geldi. Çalışma dairesinin bypass edilerek yapılacak bu uygulamanın doğru olmadığını belirtti sendika temsilcileri. Anlaşmanın insan tacirliğine teşvik içerdiği belirtiliyor. KITAMS iş gücü anlaşmasının çalışma dairesinin ülkenin çalışma yaşamında figüran hale getireceğini savunuyor. Biz hem çalışma hayatını ve iş barışını değerlendireceğiz. KITAMS Başkanı Ahmet Kaptan bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdoğan. Evet, isterseniz düne gidelim. Dün tabii sadece bu düğünde sınırlı değil, uzun zamandan beri bunun tartışmaları yaşanıyor. Kamuda örgütlü 5 sendika temsilcisi olarak meclis önünde kamu çalışanlarının yasasının değişmesi için eylem yaptınız. Ama tabii orada ilgili muhatap bulamadınız. Ve bu aslında yıllardır yaptığınız eylemler kamuoyunda sadece sanki böyle maaşların düzenlenmesi için bir mücadele ettiğiniz algısı yaratılıyor ama aslında daha farklı konular var. Nedir yani oradaki olay tam olarak? Bize anlatır mısınız? Önce isterseniz ondan başlayalım. Evet. Buyurun. Herkese hayırlı günler diliyorum ve herkesin de iyi bir hafta sonu geçirmesini, herkes bunu hak ediyor. Ama tabii ki ne yazık ki özel sektör çalışanlarımız sadece bir gün, pazar günlerini dinleniyorlar. Bugün sadece kamu görevlileri için iki gün olarak başlayacak. Bir kere şunu söylemek isterim. 8 yıldan beridir önce bu yasanın ülkede yaratacağı adaletsizlikle ve bu yaratacağı düzensizlikle hem çalışan açısından gelecek olan memnuniyetsizlikleri hem de hizmet alanlar açısından yaratacaklarını anlatmaya çalıştık. Ama zamanın hükümeti Ulusal Birlik Partisi'ne maalesef biz bunları anlatamadık ve parmak sayısına dayalı olarak da o tarihte geçirdiler. Hı hı. Tabii ki bu yasanın önemli maddelerinden bir tanesi olabilir. Ücret dengesizlikleri veya aynı işi yapanların eşit işe eşit maaş ve ücret mantığından uzaklaşıp arada büyük uçurumların yaratılması olabilir. Ama bu yasa tek başına bir maaş düzenlemesi yasası değildir. Hı hı. Bununla beraber düşününüz ki kişilerin gelecekleri olan emekliliklerini de ilgilendiren noktadır. %5-5 olan İhtiyaç sandığı yatırım oranları %4-4'e düşürüldü. Bunun anlamı da şudur, yaşlılığında veya emekliye çıktığında alacak olan ikramiyesi %20 oranında devlet tarafından veya hükümetler tarafından gasp edildiğini gösteren bir noktadır. Ha, diğer tarafta ise şu vardır, bir kişinin aynı işi yapıyorsunuz, aynı okulu mezun olduk, benim hasbelkader işe giriş tarihim 30 Ocak. Sizin de işe giriş tarihiniz 2 Ocak. Evet. Pardon, 30 Aralık benim işe giriş, sizin ise 2 Ocak. Evet. Sınava giriyoruz. Terfi sınavına giriyoruz. Siz 68 alıyorsunuz. Ben 50 alıyorum. Ben sınavı geçiyorum ama siz geçemiyorsunuz. Neden? Çünkü siz bu yasaya tabi oldunuz. 70 almazsanız terfi sınavlarında geçemiyorsunuz. Bu bize göre adaletsizliktir ve bugüne kadar olan uygulama olan biz herkesin de 50 alaraktan zaten okullarda da dahil olmak üzere 50 alan herhangi bir öğrenci geçmektedir. Bunların da düzeltilmesi ki bu para isteyen bir olay değildir yani parasal değildir bu değişiklik. Ha, diğer tarafta ise daha önce hizmete girenler bulundukları hizmet sınıfının son kademesine kadar ilerleyebiliyordu. Halbuki şimdi şu andaki girenler sadece ve sadece ne kadar başarılı isterse olsunlar sadece bulundukları derecenin sonuna kadar gidiyor. Yani hizmet sınıfının sonuna kadar değil, derecenin sonuna kadar yani 14. kademesine kadar gidebiliyorlar. Baremde de sıkıntı var. Baremlerde de evet, sıkıntı vardır.
Bunların giderilmesiyle de ilgili sıkıntılar vardı. Biz bunların giderilmesi için mücadele ettik. Öğretmenler için de geçerlidir. Memurlar için de geçerlidir bu. Yargıçlara bir tek dokunmadılar. Bir tek yargıçlar. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bir de sağlıkta çalışan doktorlarımızla ilgili sıkıntılar vardı. Ve bu yasayla ilgili olarak 2014 yılında bizler anlaşmaya vardık. Ve o gün meclise bir milletvekilimizin önergesiyle birlikte meclis alt komitesine gitti. Demokrat Parti milletvekili. Aradan 3 yıl geçti sevgili Ferda Hanım. Maalesef bu yasa hala hazırda gündeme alınmadı. Ama ondan 2 sene sonra sunulan yasalar ivedilik kararı da alınaraktan hayata geçirildi. Ve tartışıldı ve sonuçlandırıldı. Bizim dün yaptığımız ve eylemde bunun öncülüğünü yapmaya çalıştık ve bir an önce ivedilik kararının alınmasıyla ilgili olarak Sayın Meclis Başkanımızla Sibel Hanım'la görüşmek istedik. Ama ne yazık ki Sayın Sibel Hanım yerinde yoktu. Doğaldır da bakınız biz şu iddiada değiliz, Sibel Hanım orada hep kalacak ama bir kurumun başında birilerinin olması gerekir. O yoksa onun yerine bir başkası, o da yoksa onun yerine bir başkasının olması gerekir. Yani biz gittiğimizde meclis başkanı yerinde yok. Meclis başkan yardımcısı yerinde yok. Günlerden perşembe meclisin iç tüzüğü çalışması gereken bir günde bir tane bile milletvekili maalesef meclisimizde yok. Ben şimdi size sorarım. Ben kamu görevlisiyim. Yarın da benim nöbet günüm. Ben yarın da nöbetçiyim. Yarın ben nöbetime gitmeme hakkına sahip miyim? Ve benim maaşımı verecekler mi? Yarın ben nöbete gitmeyeceğim. Ya canım çekmiyor ya. Bu keyfi değil mi? Milletvekilleri keyfine göre benim seçtiklerim keyfine göre çalışır. Da ben çalışamam. Nasıl iştir bu? Esas sahip ben. Ben çalışamam ama onlar çalışabiliyor. Keyfi olarak da. Zaten bugün bir de yerel gazetemizde ismini vermeyeyim. Hangi milletvekilinin ne kadar çalıştığı ve ne kadar meclise gittiğiyle de ilgili bir yayın da yapıldı. Şimdi biz gittiğimizde bu makamları bulmadık ve bununla da ilgili de açıklama da yaptık. Sadece ivedilik kararıyla da ilgili değil. 36 vekil devamsızlıktan çaktı. Bu da evet. Bakış'ın manşeti bugün. Ve yani ben bugün bunlara baktığımda ve ben gidip orada bu eleştirimi yaparken ve kimseyi bulmamışken bana çıkıp da bir memurun üçlü kararname sistemiyle atanmış birinin Facebook üzerinden yazdığı yazılar gerçekten bir, o da bir kamu görevlisidir. Bakın söylüyorum. Milletvekili de aynıdır. Herkes nerede durduğunu bilecek. Bir kere biz çalışanlarla ilgili bir tek cümle söylemedik. Biz milletvekilleriyle ilgili konuştuk. 50 milletvekili diye de belirttik orada. Biz orada çalışan memurlar da vardır, polisler de vardır. Üçlü kararname sistemiyle de atanmış olanlar da vardır. Biz onlarla ilgili bir şey söylemedik zaten. Evet. Peki o yasaya tekrar bakacağız. Olumsuzlukları söylediniz. Peki bu yasada hiç olumlu yön yok mu? Olumlu. Sizin altına imza attınız. Yani evet bu çok doğru bir karardır dediğiniz. Olumsuzları konuştuk. Şimdi bir de yasanın olumlu tarafı. Şimdi bakın bu yasanın içerisinde hiçbir olumlu yan yoktur. Çalışanı motive eden, çalışanın verimliliğini artıran, çalışanın hizmet kalitesini yükseltecek hiçbir olumlu yanı yoktur. Bir kere bu yasa geçirilirken o günlerdeki murad edilen şuydu. Özel sektörle kamu sektörü arasında uçurum oluştu ve herkes kamuya geçmek için fırsat kollamakta veya siyasiler üzerinde baskılar yapmaktadır denilmişti. Ama şunu iddiayla biz söylüyoruz ki bugün kamuyu seçmesinin bir çalışanın özellikle maaşlar birinci sırada değildir. Maaşlar belki beşinci sıradadır, belki altıncı sıradadır. Esas yapılması gereken yasaların uygulanabilirliğini sağlayabilmektir. Yani bugün ben şayet bir patronsam veya bir iş yerini yönetiyorsam ve keyfi olaraktan haftalık 40 saat çalışma saatine rağmen 70 saat, 65 saat insanlara çalıştırıyorsam ve 40 saat üzerinden ödeme yapıyorsam bunun öncelikle denetlenmesi gerekir. İnsanların kamuyu seçmelerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi budur. İkincisi de keyfi, iş durdurma diye bir şey yoktur. Üçüncüsü de
ne yazık ki devlet anayasamız daha sağlam olduğu için oraya tercih var. Anayasamızda herkes örgütlenebilir, örgüt kurabilir veya sendikalı olabilir demesine rağmen bir özel sektörde herhangi bir çalışanımız sendikalaşmaya kalktığı zamanlarda hep beraberiz. Sizler de bizim gibi. Nasıl ki biz sendikacı olarak yaşıyorsak siz de bir program yapımcısı olarak da haber yapmışsınızdır ki işte örgütlendiği için veya sendikalaşmak istediği için işten durdurulanlar, ama kamuda böyle bir sıkıntı yoktur. Keyfilik yoktur. Düzen vardır. Ama ne yazık ki bunları çözmeyi öncelikli haline tutmamıştır hükümetler. Her zaman kamu çalışanıyla özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirip de çatıştırmayı birinci öncelik olarak tutmuştur. Evet. Efendim, mesajlar geliyor. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Türkiye'de de benzer sorunlar var. Bu önemli konuda Anavatan Çalışma Bakanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ne etkisi var mı diye sormuş. Tabii ki var. Yani bugün itibariyle maalesef bizim ev ödevlerini yapmayan siyasilerimiz sayesinde, şayet ödevinizi yapmazsanız bu aynen şeye benzer Ferda Hanım. Evinizin önünü siz temizlemezseniz belediye gelir size ceza keser. Pis olduğunuz için, evin çevreyi kirlettiğiniz için gelir size ceza keser. Aynen de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yöneticilerin bugün bizim üzerimizdeki en büyük faktörleri biz kendimizin yapması gereken görevleri yapmamamız. Yani şimdi biz bu ülkede düzeni sağlamak için birinin bize talimat mı vermesi gerekir? Ya da biz aksak yerlerimizi düzeltmek için birinin talimat mı vermesi gerekir? Ya da biz yapmadığımız hizmet içi eğitimleri devlet kadroları içerisinde birisinin hizmet bize talimat mı vermesi gerekir? Ya da birisinin bizim görevimizi olan yollarımızın tamirini yapmadığımız için sen bu yolun parasını mı istedin? O zaman etap etap ödeyeceğim seni. Çünkü ara yerde bir güvensizlik oluştu. Çünkü bugün Türkiye fakir halkının şayet üzerinden veya vergilerinden toplanan paranın bir kısmı, küçük veya büyük bir kısmı, hiç önemli değildir. Rakamlar değildir beni burada etkileyen. Beni etkileyen taşıma suyla döndürülen değirmendir. Siz bu parayı alıp har vurup harman savuruyorsanız o zaman birisi size der ki ya ben sana bu Lefkoşa Girne yolunu parasını verdiydim. Ben sana bu Lefkoşa Mausa yolunun parasını verdiydim ama sen ne yaptın? Bu parayı başka bir yere harcadın ve sen oraya onun için verdiğin parayı yapmadın ve hala daha da şikayetler ülkenizde artmaktadır. Çünkü Kıbrıs'ın bizim sorunlarımız vardır. Tanınmış bir ülke olmamamızdan ötürü istediğimiz gibi bir ticaret yapamıyoruz. Ülkemize turizm alanı gelişemiyor. Satamadığımız için yani üretemiyoruz bizler. Ha, bunu da bilen Türkiye'deki gelmiş geçmiş hükümetlerin yaptıkları buraya, buradaki halkla olan ortak değerlerinden ötürü, dinsel, dilsel olarak olan ortak değerlerinden ötürü de buraya katkıları da oluyor. Ha, tabii ki bizim kabul edemediğimiz noktalar da oluyor. Dayatma diyorsunuz. Peki, diğer sendika yetkilileri şöyle şunu düşünüyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Deniliyor ki efendim işte çalışan için 2002 yılından beri çalışan insanlar için kamuda kazanan hakların ekonomik protokollerle birlikte budandı görüşü. Bu nasıl bakarsınız? Tabii ki. Çünkü siz ne hakları ne olduğunu anlatmazsanız ve salt rakamlar üzerinden gidilirse veya bakıldığı zamanlarda bunların fazla olduğu görülüyor. Neye göre fazla? Türkiye'deki emekçilerin haklarıyla ilgili, ama biz sadece Türkiye emekçilerinin haklarının düzenlenmesi değil, biz dünyadaki emekçilerin bütün hakların en iyi şekilde düzenlenmesinden yanayız. Ama bizim ülkemizde zamanında da verilen mücadelelerle bizim abilerimizin, ablalarımızın vermiş oldukları mücadelelerle bir takım haklar kazanılmıştır. Yani bunların içerisinde maaş haklarından tutunuz, izin haklarına, izin haklarından doğuma kadar veya diğer haklarımıza kadar haklarımız vardır. Ama bunlar zaman içerisinde özellikle maaşı ön plana çıkararak ve daha çok vurmanın sağlanabileceği noktayı dile getirerek önce maaştan başlayıp izin haklarına da dokundular, terfi haklarına da dokundular. Kişilerin
emeklilik haklarına kadar her şey dokunuldu 2002 yılından sonraki yapılan düzenlemelerde. Ama ne acıdır ki bu ülkede emekten yana olup da gelen iktidarlar da bunları çözmek için çaba sarf etmediler. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu ülkede belli dönemlerde yer aldı. Toplumcu zamanın Toplumcu Kurtuluş Partisi, sonradan Toplumcu Demokrasi Partisi'ne dönüşen Neri de belli bir dönemde 2002'den önce yer almıştı buralarda. Ama halk adına, ben kamu çalışanı demiyorum, halk adına ülkede birçok yanlış icraatlar yapıldı ve bugünkü yaşadığımız sıkıntıların sebebi oldu. Çekirdek orada diyorsunuz, yani olayın çekirdek noktası. Evet. Şimdi şeye de geçeceğiz, bu iki devlet arasında iş gücü anlaşması onaylanması konusuna da geçeceğiz ama siz saat 2'de kıtamsı olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş'la görüşeceksiniz. Bu göç yasası olarak nitelendirilen yasayla ilgili orada nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Neler konuşacaksınız? Şimdi sevgili Ferda Hanım, bir kere biz emekten yana bir örgütüz ve kamuda örgütlü bir örgütüz ve 2010 yılında başlattığımız mücadele sonuçlanıncaya kadar da bu mücadele devam edecek. Sadece verdiğimiz mücadele mahsal haklarda değildir. Özlük hakları konusunda da bizim sıkıntılarımız vardır bu yasada. Ve Serdar Bey'le yapmış olduğumuz görüşmelerde bir takım maddelerde, ki parasal dediğim gibi değeri olmayan ve sadece yasadan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Bunların gider, tabii ki maaşı da konuşacağız burada. Terfi sistemi her şeyden önce. Terfiden vardır veya terfi alanın almayandan daha düşük maaş aldığı bir sistem. Bir de bu personel değerlendirme, performans değerlendirme olayı da aslında, o da biraz karışık bir konu değil mi? Yani bunlar herhalde gündeme gelecek bugünkü görüşmenizde. Tabii ki şimdi şu anda, eskiden performans değerlendirmeleri tek taraflıydı. Amiriniz sizin hakkınızda bir performans değerlendirme formu doldururdu. Tek 110'dan çıkardı değil mi? Hiç kimse bunları görmezdi. Ha şimdi bu yeni uygulamayla performans, ki biraz önce neresi iyi diye bir de soru sormuştunuz hatırlayacağınız gibi. Mesela bunun içerisinde bu da var yani. Şimdi sizin hakkınızda amir herhangi bir rapor hazırladığı zaman sizin görüşünüze sunmak zorundadır. Siz onu okursunuz. Eskiden öyle yok muydu? Öyle hayır. Ya, siz görmezdiniz. Amir derse o. Amir ne yazarsaydı oydu. Şimdi şu anda amirler yazar, size okur, siz okursunuz. Sonra da katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz diye soru kısmı vardır. Katılıyorsanız katılıyorum dersiniz, imzalarsınız. Katılmıyorsanız da katılmıyorum diyerekten imza atarsınız ve onu bir başka amir inceler ve değerlendirmesini yapar ve sonuçlanır. Ki sırf çatışmayı orta yerden kaldırmak adına o değerlendirir sizi. Ondan sonra o da aynı görüşteyse de zaten değerlendirme geçerli olur. Bu bazen böyle sorunlar yaratır ama değil mi? Yani siz yıllardan beri bu kamunun içerisinde olan birisi olarak biraz da kişiselleştirme olayı olabilir mi? Yani diyelim ki ben bir amirim, alttaki personeli kişisel olarak olumsuz bakıyorum. O rapora yansıyabilir mi öyle bir durum? Yoksa sadece iş... Ne yazık ki bakın... Yani bunu da karıştırmamak gerekiyor aslında. Profesyonel zaten budur. Değil mi? Tam da işte söylediğiniz. Aslında benim gerekiyor. Vereceğim cevabı siz söylediniz sonuçta. Evet. Profesyonel yönetici duygularıyla işini karıştırmaz. Hiç kimse kimseyle sokakta birlikte yürümek veya birlikte yemek yeme veya aile ilişkileri götürmek zorunda değildir. Ama aynı iş yerinde çalışan amir memur ilişkilerinin her zaman seviyeli olması gerekir ve de duyguların karıştırılmaması gerekir. Yani ben amirimle anlaşmak zorunda değilim ama işimi yapmak zorundayım. Amirim benimle anlaşmak zorunda değil ama bana iş vermek zorundadır. Benim verimli olmamı sağlamak zorundadır. Hı hı. Ve benim maaşımı hak etmem için bana ortamı yaratmak zorundadır. Ben de görevimi yapmak zorundayım ki maaşımı hak edeyim. İşte bu zincirlerin bir araya gelmesini sağlayabilen bir yönetici iyi bir yöneticidir. Ama ne yazık ki ender dahi olsa bu duyguları karıştırıp da maksatlı yaklaşan amirlerimiz de vardır. Evet. Efendim gelelim şu çok tartışmalı iş gücü anlaşması onay yasası hakkında. Epey tartışmalar oldu biliyorsunuz. Aslında şimdi baktığımızda özet olarak
Anlaşma metnine baktığımızda öyle yeni ya da ne bileyim işte aksi hüküm içerecek bir çerçeve mevcut olmadığını görüyoruz. Yani temel olarak 1988'de yürürlüğe giren bu iş gücü onay anlaşmasından daha farklı bir şey olmadığını görüyoruz ama siz sendikal olarak bunu herhalde incelediniz. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi, çalışma dairesi işte devre dışı bırakılacak gibi tartışmalar var. Şimdi Ferda Hanım, bir kere sistemin nasıl işlediğine bakarsak aslında neden karşı çıktığımız daha kolay ve anlaşılır olur. Şimdi bakın, şu anda bizim ülkemiz çok fazla gelişmiş bir ülke olmadığından ötürü işsizlik oranı her geçen gün yükselmektedir. Bu işsizlik oranının yükselmesi, işte bu yapılan anlaşma bunun daha da kamçılanmasına sebep olacak. Şu andaki uygulama nasıldır? Örnek vermek gerekiyorsa bir müteahhidimiz çalışma izinli bir çalışan getirecek. Örnek söylüyorum size. Ve nedir istediği? Kalıpçıdır veya demircidir. Düz işçidir. Veya düz işçidir veya boyacıdır getireceği. Hiç fark etmiyor. Gider önce çalışma dairesine müracaatta bulunur. Ben böyle bir şey getirmek isterim der. Arayla ön izinle getirmek isterim der. Çalışma dairesi dur bakalım der kendine. Benim elimde Ahmet Kaptan vardır. Müracaat etmiş. Kalıpçı. Onunla görüşeceksin. Onunla bir iş bağlantısı yapacaksın. Bunu halledeceksin der kendine. İzin vermez. O zaman işte çalışma izniyle birini getiremez. Ön izinle. Getiremez. Evet. Ha, şu anda bu yapılanla ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nde bakın bizim Türkiye'yle bir sorunumuz yok örgüt olarak. Hı-hı. Türkiye halkıyla da bir sorunumuz yok bizim. Onlar da emekçi, ama biz de emekçiyiz. Halk olarak şunu sormamız gerekir. Ya bizim elimizde iş gücü varsa niye dışarıdan getirelim? Benim niye söyleyeyim. Maliyeti? Daha çok maliyeti olur. Peki şunu çok merak ediyorum. Bilmediğim için soruyorum. Şimdi Esnaf ve Zanaatkar Odası'nın biliyorsunuz yetiştirdiği meslek okulu, çıraklık okulu var. Buradan zaten ara eleman yetişmiyor mu? Yetişiyor. Yetersiz mi i̇şte bu çocuklar? Tam da bizim söylediğimiz Ferda Hanım, sizin işte tespitini bak bilmiyorum diyorsun ama aslında biliyorsunuz. Bizim itiraz noktalarımız buradadır. Yani senin bugün Esnaf Sanatkarlar Odan var. Evet. Senin bugün meslek liselerin var. Senin özel sektörde gelişmiş olan ama bir şekilde anlaşamayıp da iş yerinden ayrılmış olan kaliteli şeylerin vardır. Hı hı. İş güçlerin vardır. Sen bunların müracaatlarını da işsiz olduğuna dair alıyorsun ve hatta bunlar işsizlik parası da alıyor şeyden, sosyal sigortalardan işsizlik parası da alıyor. Hı hı. Belli bir yatırıma erişmişse onun da parasını alıyor. Biz de diyoruz ki sen öncelikle çalışma daireyi ekarte ediyorsun bunu yapmakla. Çünkü Türkiye'de kurulacak olan bir şirket orada bulacağı, ki Türkiye'de bugün çok basit inceleyecek olursak Türkiye halkının da en büyük şikayeti nedir? Türkiye'ye Suriyeliler geldi diyorlar. Evet. Çok ucuza çalışıyorlar. Evet. Ve biz işsiz kalıyoruz diyor onlar. Şimdi sen onlardan alıyorsun ki kaldı ki şu da var ha. Bir de gerçek payı söyleyeyim size. Türkiye Cumhuriyeti'nde ki nerede çok da Kıbrıs'ı tercih etmiyor ha. Çok da tercih etmiyorlar. Çünkü neden? Çünkü orada hem hayat biraz bize göre biraz daha ucuzdur, hem de ücretler biraz daha yüksektir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Refah düzeyi arttı çünkü. Orada daha iyidir yani şimdi, evet. Şu an bize göre daha iyidir. Ha belki siz kalkıp da bunu Avrupa ülkeleriyle mukayese ederseniz o da ona göre kötüdür. Bizim şu anda nasıl ki Türkiye'ye göre biz daha kötü duruma düşmüşsek, evet. Onlar da o vaziyette. Biz diyoruz ki biz öncelikle kendi çalışma dairemizi daha işlevsel ve daha denetimsel bir hale getirelim. Hı hı. Öncelikle bütün işverenlerimiz önce çalışma dairemize müracaat etsin. Eskiden de olduğu gibi. Şu ana kadar, hı hı. Bugün de dahi yapılan şu uygulama. Şu an bir çalışma dairesine baksak ne kadar çok iş başvurusu olan insanlar vardır. Ve müfettişimiz önce bir kendi içimizdekileri bir temizleyelim bir işverenlerine koyalım değil mi? Buna rağmen bizim ihtiyacımız varsa biz kalıpçıya mı ihtiyacımız var? Bütün kalıpçılarımıza iş verdik ama bizim hala daha kalıpçıya ihtiyacımız var. Ya da bütün düz işçilerimize iş verdik ama bizim hala daha düz iş. O zaman getirilsin. Getirilecek olanlar bizim düşmanımız değil mi? Onlar da bir emekçidir. Bir de şu yabancı iş gücü, bakın hep Türkiye'den diyoruz ama o Vietnam'dan, oradan buradan, Uzak Doğu'dan gelenler var. Oradan var. Peki onlar da ayrı bir sorun yaratıyor galiba değil mi? İşte bizim söylediğimiz nokta
Bu tür durumlarda çok daha düşük ücretlere maalesef bu insanlar çalıştırılıyor ve özellikle işverenlerde de sorun var o zaman. Onların ki, da değil mi şeyden geçilmesi gerekiyor. Eğitimden ve daha da bir denetim altında geçmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi bugün bir bakıyorsunuz işveren, bazı işverenlerimiz, hepsi için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bazı işverenlerimiz getiriyor insanları, insanlık ucuz dışı yerlerde barındırıyor kendilerini. Haftanın 7 günü çalıştırıyor, o insan haklarına aykırı bir vaziyette, o insanlara hiçbir dinlenme hakkı vermiyor. Yani bu ister Türkiye Cumhuriyeti'nden gelsin, isterse Kore'den gelsin, isterse Pakistan'dan gelsin. Benim i̇şte, derdim orada değil. Biz eskiden diyoruz işte köylük kalktı, işte asıl köylük bu, yani bunların yaptığı değil mi? Köylük i̇şte, budur. Yani tam kölelik bir aslında modern ortadan kölelik kalkmadı aslında. Bu köleliğin değiştirilmiş hali olarak. Ayaklardaki zincirler kırıldı, evet. Ama beyinlerdeki zincirleri maalesef daha bizler kıramadık. Evet. Esas sıkıntı da buradadır. Bizim yani karşı olduğumuz nokta budur. Denetim olması gerekiyor her şeyden önce diyorsunuz. Ama düzgün bir şekilde denetlendiği zaman bu iki devlet arasındaki iş gücü yasasının kimseye bir zararı olmaz diyorsunuz. Kimseye. Tabii ki bakın, evet. Ferda Hanım, ben size iddiayla söylüyorum. Bugün çıkacak çalışma dairesi veya sosyal sigortalar dairesi denetimlerine çıksın. Ben size iddiayla söylüyorum ki bir tane iş yerimiz ya bulursunuz ya bulmazsınız ki haftada 40 saat çalıştırıp hak ettiği ücreti veren. 40 saat üzerinden anlaşma yapılır ama insanlar 70 saat çalıştırılır haftada. Ve 40 saat ödenirler. Size bir iş yeri söyleyeyim. Buradan söylüyorum. Söylüyorum. İsim de vererek söylüyorum. Havaalanında çalışan, temizlikte çalışan insanlar ayda en az, bakın ayda en az 240-250 saat çalışırlar. Vardiyasız. Vardiyalı. Vardiyalı. Evet. 10 vardiya 25'er saatten 250 saat çalışır. Hiçbir yasamızda ayda 250 saat çalışacak diye bir şey yok, emare yoktur. Onlar 250 saat çalışıyorsan ek mesaisini o aylık saatin üstünde çalıştığını vermek zorundasın. Ama 77 kişinin çalıştığı, 80 kişinin çalıştığı iş yerinde 46 kişiyle iş yapmaya çalışıyorlar. Ve yapamadıkları için de, yetiştiremedikleri için de insanları daha sık nöbetlere getiriyorlar, daha fazla çalıştırıyorlar ama asgari ücret veriyorlar. Evet. Efendim aslında çok konuşulacak konumuz var. Daha diğer konuya hiç bakamadık ama süremizde ne yazık ki bize verilen süre bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz size. Umarız Sayın Denktaş'la birlikte güzel bir yol haritası çizersiniz ve bu sorunlardan da, yıllarca tabii birikmiş olan sorunlardan da biraz bir nebze olsun, kurtulmuş olursunuz. Ben size teşekkür ederim bu güzel program için. Sağ olun. Yani sen ikinci bölüme geçeceğiz az sonra. Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser birazdan bizlerle olacak.